أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. 25. söz. 3. nokta. Devam ediyoruz inşallah. وَجَعَلَ الشَّمْسِ سِرَاجًا. Yani lamba tabiriyle şöyle bir usluba pencere açar ki şu alem bir saray. Ve içinde olan eşya ise insana, içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu ve güneş dahi musahhar bir mundar olduğunu ihtarla sani'in haşmetini ve halikin ihsanatın ihsanını ifham ederek tevhide bir delil gösterir. Ki müşriklerin en mühim, en parlak mabut zannettikleri güneş musahhar bir lamba, camit bir mahluktur. Burada sorulmasını istediğiniz nokta var. Ne yapıyoruz? Nereye okuyoruz? Kur'an'ın uslubundaki bedaat-ı harika okuyoruz. Uslubundaki bedaat-ı harika. Şimdi böyle bir uslub takip eder ki Kur'an belki bir kelimeyle bazen bir surede bunu gösterir dedi, bazen bir cümlede, bazen de bir kelimede öyle bir uslup kullanır ki o uslupla çok şeyler anlatıyor. Çok harika bir ifade olduğunu anlıyoruz dikkat ettiğimiz zaman. Buna örnek, o çok örnekler verdi. Şimdi lamba örneği verdi. Ayet-i Kerime'ye dikkat ettiğimizde ve yani şemse siraca diyor. Yalnızca biz o güneşi bir lamba yaptı diyor. Bu kadar yani. Güneşi lamba yaptı demekle bunları anlatıyor bize. Tevhidi anlatıyor. Güneşe ibadet edilemeyeceğini anlatıyor. Yani güneşi lamba yaptı. Yani güneşi yalnızca lamba yaptı demek için söylemiyor onu. Bu ifadeyi kullanmakla şu alem bir saray gibidir diyor. Ve içinde olan eşya ise insana ve zihayata ihzal edilmiş
insan ve zihayat için hazırlanmış müzeyyenat ve mat'umat ve levazımat olduğunu, yani bu alemde saray olduğunu söylüyor. Bu yalnız lamba demekle. İçerisindekiler de, bu sarayın içerisindekiler de insan için özel olarak hazırlanmış mat'umat, levazımat, müzeyyenat. İnsanı sanki eğlendirmek için, memnun etmek için hazırlanmış ve güneş dahi musahhar bir mundar olduğunu, güneş de musahhar bir mundar, yani güneş de o sarayda emir kulu, emre itaat eden bir ışık kaynağı olarak görevlendirildiğini, ışık vermek üzere ışık tutan mundar, bir görev yapmak üzere oraya yerleştirildiğini söylüyor. Böylece bunu hatırlatarak Sani'in haşmetini ve Halik'in ihsanını ifham ederek, bir bakın ne kadar muazzam, mükemmel bir Sani'imiz var diyoruz. Aynı zamanda Sani'in haşmetini, Halik'in ihsanını, o haşmetle birlikte, o azametle birlikte bize ne kadar güzel ihsanatta bulunduğunu anlıyoruz. Bir sirac kelimesini, lamba kelimesini kullanmakta bunları ihtar ediyor. Bütün bunların tek bir elden çıktığını göstererek de tevhide bir din. Yani bütün bunları yapan bir zat var. Hepsi kasıtla senin için hazırlanmış. Onu mabut edin. Yoksa güneşi kendisi bizzat bizim hayatımızın kaynağıdır diye görüp şirke düşmeyin. Güneş bir görevli memurdur. Ona dikkat edin. Güneşin kendisi size faydalı olmak için vazife yapmak üzere kendi kendini tayin etmiş, bu otorite sahibi falan birisi değil. Onu şu kainatı saray gibi yapan, oraya görevlendirdi. O bir mahluktur. O bir yaratıktır diye hatırlatıyor. Demek sirac tabirinde lamba yaptı diye Kur'an'ı sirac, güneşi sirac diye tabir etmekte Halık'ın azamet-i rububiyetindeki rahmetini ihtal eder. Yani senin şu kainatın yaratıcısı, senin yaratıcın öyle birisi ki şu güneşi ya, onun için bir lamba gibi bir şey. Onun sarayında bir lamba görevi yapan bir. Evet, vazife yapıyor da onun sarayında bir lamba görevi yapan bir şey. O öyle bir Halık'tır. Onun rububiyetinin rahmeti, bakın, güneşi sana böyle ışık vermek üzere görevlendirdi. O rahmetinden bunları yapıyor. O öyle rahmetli birisi. Bunu hatırlatır bize. Rahmetin vüsatindeki ihsanını ifham eder. Rahmetin genişliğindeki ne kadar geniş olduğunu, ihsanatının ne kadar çok olduğunu gösterir. Yani öyle güneşi lamba yaptı. Yani o öyle birisi ki o sana o kadar imkanlar hazırladı, o kadar ihsanatta, insanlarda bulundu ki, ikramda bulunuyor ki, güneş onun ikramında yalnızca bir lamba kadar görevi var. Onun sarayında bir lamba kadar görevi var, bir ışık yapma görevi var. O diğerlerini hatırlatıyor bize. O güneş bir lambaysa ne, bu sarayda başka neler var dedirtiyor bize. Bu kelime, sirat kelimesi. Onları araştırmak, diğerlerini araştırmak için teşvik ediyor insanı. Onun rahmetinin vüsatindeki ihsanını ifham eder, hatırlatır. Ve o ifhamda saltanatının haşmetindeki keremini ihsas eder.
saltanatının hasletindeki keremini hatırlatır. İhsası da hissettirir. O güneşi bir lamba yaptıysa bu kainatın yapıcısı, yaratıcısı, yalnız güneş, bu onun hazırladığı, benim için hazırladığı şu sarayla güneş yalnızca bir lambaysa düşün artık. Doğru ya, dedirtiyor insana. Başka neler, 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 neler yıldızlara hatırla. Her gün sana gelen nimeti hatırla, atmosferi hazırlamışını hatırla, dünyanın senin için göndermişini hatırla. O bir güneş bir başlangıç noktası oluyor. Ve o ihsasta onun saltanatının haşmetindeki keremini hissettirmekte vahdaniyeti ilan eder. Vahdaniyeti. Yani bütün bu sarayı hazırlayan bir tek zat var. Hepsini senin için o tanzimette hazırladı der. Ve der ki camit bir sirac-ı musahhar hiçbir cihette ibadete layık olamaz. Cansız emir kulu, emre, verilen emre uymak zorunda kalan bir lamba kendisi hiçbir cihette sen onu ondan, onun vasıtasıyla elde ettiğin faydanın kaynağıdır, üreticisidir diye göremezsin. İbadete layık olmaz o demek. Güneş bizim yaratıcımız diye kimse gidip güneşin karşısında secde etmiyor. Yani güneşi kendi başına tesiri olan, etkisi olan, sana sanki kendisi fayda veriyormuş gibi görmek, güneşi öyle telakki etmek mümkün değildir. Şirk odur zaten. Ona ibadet etmek o demektir. Güneşe ibadet. Güneşi kendi başına kendisi sana fayda sağlayan bir şey görmek. İbadet etmek. Ve yani şimdi sıraca bu sıracı tabirini anlattım. Hem daha önce Müslüm'te tecrübimizde karın leha ayetinde örnek vermişti. Oradaki tecrübe tabiri akar, cereyan eder, hareket halindedir. Onun hareketiyle daha önce söylemişti. Güneşin hareketiyle cereyan edişiyle meydana gelen onun cereyan etmesine bağlı olarak yaratılmış her şey. Mevsimler özellikle. Gece gündüz. Bizim dünyamızda. Dünya güneşin etrafında dönüyor diye düşünmeyin. Hani bu sistemin kuruluşu güneşi biz orada dönüyor diye görüyoruz. Önemli değil. Kimin döndüğü. Döndürülmesi önemli. Gece gündüz mevsimler o güneşin hareketine bağlı olarak yaratılmıştı. Yani bir güneşi, güneş akar, cereyan eder. Demekle bize neler hatırlatıyor? Onu söyledik. Hem cereyanı tecri tabirinde tecri diyerek cereyanı hatırlatmakta akışı, hareketi yani kasti olarak kurulmuş bir düzeni bize hatırlatmakla gece gündüzün kış ve yazın dönmelerindeki tasarrufat-ı muntazama-i acibeyi ihtar eder. Gecenin, gündüzünün, kışın, yazın dönmelerinde birbiri arkasını takip etmelerindeki muntazam, acayip, ilahi tasarrufu bize anlatır. Bunlar biz yapıyoruz. Dikkat edin bunlara. Der ve o ihtarda rububiyetinde münferit bir sahnenin yani tek başına
bütün tek, bütün bu sistemi kuran ve takip eden bir yaratıcının, sani'nin azameti kudretinin ifham eder. Kudretinin azametini bize hatırlatır. Güneşi döndürüyorum diyor. Yalnız güneşi döndürmekle kalmayacağız. Onunla ortaya çıkan, güneşi döndürünce ne oluyor? Onunla ortaya çıkan, onun sonucunun hepsinin kasti olarak o güneşi döndüren zatın tasarrufunun neticesi olduğunu bize hatırlatır. Demek şems ve kamer noktalarından beşerin zihnini gece ve gündüz, kış ve yaz sayfalarına çevirir ve o sayfalarda yazılan hadisatın, o sayfalarda gerçekleştirilen olayların satırlarına nazara dikkati celbeder. Şems ve kamer noktalarından, yani güneşin hareketini, görevlendirildiği yeri söylemek suretiyle, yani lamba diyor. Lamba deyince neyin lambası? Güneş döner deyince dönmesiyle ne oldu? Gece gündüz mevsimler. O mevsimlerle insan zaman içerisinde kendisine devamlı gönderilen ikramat-ı ihsanat-ı ilahiyeyi hatırladı. Kasıtlı olarak hazırlanıyor diyor. Bir kelimeyle bunları hatırladı. Evet. Güneşin aslında tabii çok basit bir şey. Evet. Güneşin şimdi tek bir hareketiyle mesela işte dünyada hareketiyle iki tane basit bir hareketiyle ama o kesme sonuçlar o kadar basit görünmüyor. Yani insan için sayısız nimetlerin kaynağı oluyor. Yani zaten onların hepsini mesela şu geceyi ben yarattım, gündüzü ben yarattım, kışı ben yarattım, yazı ben yarattım, kışın sizin nasar olduğunuz nimetler şunlardı, onları ben kastettim demiyor. Yaz mevsiminde, bahar mevsiminde, sonbaharda, neyse. Bunlar, sizi zaman içerisinde böyle yarattım, size zaman içerisinde ikramlarımı nasıl gönderiyorum, bunların üzerine ben koydum demiyor. Güneş döner. Onu biz bir lamba yaptık. Diyor. O kadar. O kadar. Lamba yaptık. Onu lamba yaptık demekle güneş akar, döner, hareket eder. Demekle o hareketin sonuçlarından sonuçlarıyla basar olduğumuz nimetlerin hepsini bizim gündemimize getiriyor. Ya Allah. Evet. Kur'an, bakın şimdi bizim Kur'an'ı anlamakta takip edeceğimiz usulü gösterecek burada. Yani birçok var da bir tanesi de bu. İnsanlar güneş döner dedi ya, güneş akar dedi ya, onu güneşin bizzat kendisinin ne yaptığını söylemek için bu cümle söylenildi derse çok kaybeder. O zaman Allah'ın kelamı anlaşılmaz. Zaten Kur'an'ın belagatı da böyle anlaşılmaz. Veya Kur'an böyle anlaşılmaz. Allah kelamı, Allah sözü böyle anlaşılmaz. Mesela hep belagat olarak anlamamız lazım. Tam buna uygun olan bir günlük hayatımızda kullandığımız çok şey var ama sterde basmadan mı yoksa? İşte sterde bas. Evet. Starta basmamışım. Bir daha mı? Hayır. Bir defa basmak yeter ki inşallah olmadı. Evet. Şimdi bunu çok iyi anlamak lazım.
Ve bunu hep genellemek lazım. Kur'an her tarafına genelleyeceğiz. Şimdiki oturacağım, okuyacağım parara hiç unutmayacağımız, Kur'an okurken hiç unutmayacağımız bir prensip olacak. Evet, Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Bunu bir anlasak, bu konuyu bir anlasak, Kur'an ile ilişkimiz çok değişecek. Kur'an'ın terbiyesine girmemiz de çok değişecek. Bir yerde geliyoruz işte bir şey oldu diyor, onlar şöyle yaptı diyor. Firavun böyle yaptı diyor. Musa böyle dedi diyor. Ya Kur'an bir kişinin bir olaydan o olayı bizzat kendisi için bahsetmez. Kur'an eseli kelamdır. Yani mutlaka buraya dikkat edeceğiz. Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Onun için bakıyoruz Tebbet Yeda Tebbet suresinde Leheb suresinde Ebu Leheb'den bahsediyor. Ya Kur'an Ebu Leheb'den Allah Ebu Leheb'den Ebu Leheb için bahsetmez. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْف۪يلِ Yani çok basit geliyor insana. Yani fil olayını anlatıyor. Ya güldürmeyin ya. İnsan fil olayında, fil olayı için bahsetmez Kur'an. İyi dikkat et. İyi dikkat et. Kur'an güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Bakın. Fil olayı ne zaman oldu? Kimdi bunlar? Sana ne kim olursa olsun. O çocuklar ilgilenmekten çok diyorlar. Üzülenince suyunu kaçırıyor. Oğlum sahasın mutlu hali öyle hiç, hiç bakma bile. İnşallah dersimizin tadını bozmaz. Ben iyi dikkat etmek lazım. Kur'an okumaya iyi dikkat etmek lazım. Kur'an okumaya iyi dikkat etmek lazım. Bunu şurada kelimelere çok dikkat etmek lazım. Bunu Kur'an'ın her bir ayetine uygulayabiliriz. Ne gördüysen, bir münafıkların özelliğinden bahsetti. Bir şey için bahsetmez. Yok İbrahim geldi de şöyle dedi Hazreti İbrahim için, Nemrut'a. Nemrut dedi ki ona böyle dedi. Ya bu, o olayın içinde gömülme, o olay için, o olayın bizzat kendisi için bahsetmez. Yani ısrarla bu tefsir kitaplarında genellikle bu nokta kaçıyor. Peki bu, yani onun evrensel anlamını veya meselemizin anlamını bulmak için o bahsettiği şeylerin neyi temsil ettiğini bilmek için en azından o hikayedeki geçen şeylerin ne olduğunu biraz da bilmek gerekmiyor mu? Bilsen ne olacak ki ya? Ama onları bilmeden şimdi nasıl onun anlamını, nasıl ondan bahsettiğini anlayabilir miyim? Kur'an okuduğunu bileceksin. Zaten bütün mesele o ya. Sen ne okuyorsun? Kelam-ı ezeliye muhatapsın. Ona göre bakacaksın. Onu bilsen ne olur? Firavun kaç yılında yaşamış? Milattan ne diyor? Ne olmuş? Kim ne olur? Bana konuşuyor. Bana, yani şimdi şöyle okuyalım bak. Kur'an Firavun'dan Firavun için bahsetmiyor. Belki burayı okuyorum ya, güneşten güneş için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Belki onu yaratan, onu sana bir örnek olarak gösteren, seni anlatan, senin o yönünü anlatan, o yönünü sana öğreten zat için bahsediyor. Yani orada böyle bir olayda, olayın içinde gömülüp olayı anlatmayı tefsir zannet.
olayın kendini anlatmak. İşte Firavun şöyleydi de şöyle yaptı da o da böyle yaptı bana. Yani noktayı kaçırıyorsun. Efendim? Aslında hemşire kaçırıyorsun. Evet. Olayı ne yapayım ben? Hazreti Eyüp diyor ki zarar bana dokundu. Alıyorsun. Onu çalışıyorum. Alıyorsun. 20 sayfa, 30 sayfa Old Testament'ta eski ahitte Eyüp Aleyhisselam'ın işte hangi malları vardı, çocukları vardı, önce şöyle oldu, şeytan Allah'a gitti, Allah şeytana şunu dedi. Hikaye anlatıyor. Ders yok. Olayın içinde kaldı. Olayı anlatıyor. Kur'an ise nasıl bilmiş, nerede nasıl çocukları olmuş, çocukları varmış da hangi çocuğuna önce gelmişler, önüne kim haber getirmiş, okusan bundan hiçbirisi yok. Zarar bana dokundu, sen Elhamurrahim'insin ya Rab dedi kulumuz. O ne güzel kuldu diyor. Zarar bana dokunduğunda ne yapacağım? Yani ben zararın bana dokunması ne demektir? Bana zarar dokunmadığı zaman Allah'tan Erhamurrahim'in bak yemek yedim karnım doydu o Erhamurrahim'in diyorum ben genelde. Ama bana çok dayanamayacağım bir olayla karşılaştığım zaman da Erhamurrahim'in diyebilmemin ilkelerini veriyor orada. Bana konuşuyor. Eyüp benim. Yani Kur'an Eyüp'ten Eyüp için bahsetmiyor. Belki onu ışıklandıran zat için bahsediyor. Belki onu bu halde yaratıp sana örnek olacak şekilde terbiye eden zat için bahsediyor. Kur'an'ın her yerine uygulayacağız bunu. Hem güneşin insana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Hazreti Eyüp ne zaman yaşamış? Hangi oğlu daha önce ölmüş? Hangi malı daha önce? Görsün, gülersin. 20 sayfa Eyüp'ü anlatıyor, hakikati yok. Çünkü seni olayın içinde boğuyor. İnsana lüzumsuz olan mahiyetinden bahsetmiyor. Mesela güneş buradan kaç milyon kilometre uzakta? Bana ne? Kaç milyon olursa olsun. Çok uzakta olmasına rağmen tam yerleştirilmiş. Bitti. Kilometresinin sayısı bana ne? Çapından bana ne? Bunların hepsini onu ışıklandıran, onu ışık görme sırat, lamba vazifesi yaptı. Vazifesini ona lamba vazifesi gördüren zattan bahsediyor. Belki güneşin vazifesinden bahsediyor ki sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek bak. Eğer güneşin vazifesine dikkat çekersen onu anlatıyor ki sanat-ı Rabbaniye'nin Rabbani sanatın intizamına bir zemberek o sanat-ı Rabbaniye'nin ne kadar mükemmel, muntazam olduğunu anlamak üzere, anlatmak üzere onun bir zemberek yani kuruluyor. Bakın, onu kurmuş ta ki bütün saat çalışsın. Yani güneşi döndürmüş ta ki bütün mevsimler, geceler, gündüzler ve o mevsimlerle birlikte gelen rahmet-i ilahiyenin hepsi gerçekleşsin diye onu ben kasıtlı olarak yaptım. Beni tanıyın diyor. Güneşi döndürdüm dediği zaman beni tanıyın. Bu tek elden çıktı. Mevsimler kendi kendine mi oluyor değil mi? Güneşi döndüren var. Güneş kendi kendine dönmez diyor. Vahdaniyeti anlatıyor. Sanat-ı Rabbaniye'nin intizamına bir zemberek ve hılkat-ı Rabbaniye'nin nizamına bir merkez hem nakkaş-ı ezeliğinin gece gündüz ipleriyle dokuduğu eşyadaki zaman içerisinde dokuduğu eşyadaki gece gündüz ipleriyle dokuyor. Geceyi gündüz yaratmak suretiyle.
gece gündüz itleriyle dokuduğu eşyadaki sanat-ı Rabbaniye'nin insicamına bir mekik vazifesini yapıyor. Yani gece gündüz itleriyle, değişik rengindeki itlerle mekik. Halı dokurken, kumaş dokurken gidip geliyor ya, ne diyorlar onları tek tek dinlerini bilmiyorum. Yani ne diyorlar onlar? İpler oluyor, o ipleri kesmek. Ne diyorlar onlara? Hiç hatırlamıyorum. Onun. İşte güneş böyle bir mekik gidip geliyor ama orada kumaş dokunuyor. Rengarenk. Gece gündüz bir siyah bir beyaz oldu diyoruz. Güneş bir göründü bir görünmedi diyoruz ama orada o kadar müezzam milyonlarca, milyarlarca kumaş dokunuyor. Nimet-i ilahiyye dokunuyor. Her çeşidi var. Her lezzetinden var. Bize onu hatırlatıyor. Güneş döner. Biz güneş döner deyince nasıl döner? Kaç hızla döner? Kaç türlü dönüşü var güneşin? Başlıyoruz. Güneşin kendisine de döner. Bunları öğrendim. Ne oldu? Eğer bunlardan biz bu sanat-ı Rabbaniye'nin insicamını anlarsa, onu anlamak maksadıyla güneşe bakarsa, Kur'an'ın amacı da o işte. Tamam. Daha sair kelimat-ı Kur'aniye'yi bununla, bunlara kıyas edebilirsin. Böyle dikkat etmek lazım. Adeta basit, meyluf birer kelime iken, adeta basit, herkesin bildiği, tanıdığı birer kelime sıra, güneşi lamba yaptı. Bana çok güzel geliyor, çok müthiş bir örnek geliyor. O güneşi bir lamba yaptı. Yani güneşi bir lamba yapan var. Ne demek? O lamba ile ne hatırlatıyor? Her şeyi, koca sarayı sana hatırlatıyor. Muazzam bir sistemi sana hatırlatıyor. O muazzam sistemde senin hayret ettiğin güneş bir lambacıktır. Düşün şimdi sen gerisini diyor. Vahdaniyeti anlatıyor. Müthiş bir olma. Kur'an'a yaklaşımın şifresini görüyor burada. Kur'an'da efendim, münafıkların halini anlatıyormuş, yok işte peygambere şöyle diyenler niye gelmişler, böyle demişler, ona sana itiraz etmişler, yok. Yani çok örnek, hepsi, Kur'an'ın hepsini bu şekilde anlamak zorundayız. Daha sair kelimat-ı Kur'aniye'yi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, meyluf birer kelime iken, latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor. Kavramımızı değiştirdiğimizde onların hepsi define anahtar oluyor. O bizim basit gördüğümüz. İzâ câe nasrullâhi vel feth. İşte fetih, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Mekke'yi fethetti. Ne zaman fethetti? Kaç o kişi vardı orduda dedin mi? Ayet bitti dedi. Allah kelamı olmaktan çıktı. Tarih kitabı oldu. Allah'ın nasrı, yardımı deyince ne aklına gelecek? Her şey. Faydalandığın her şey onun kasıtlı sana gönderdiği bir rahmet, nasırdır, yardımdır. Onun elinden geliyor. Onun el, o olmasa sen nefes alamazsın. O olmasa senin kanın dolaşmaz. O olmasa senin, onun nasırı, onun yardımı olmasa senin sinir sistemlerin çalışmaz. Hava molekülleri hareket etmez. Dünya dönmez. Anlamaz. Nasrullah. Ne ki, iyi, bu iyi oldu benim için dedin, hepsi nasıl var? Kur'an okuduğumuzu bilmiyoruz. Ansiklopedi kitap okuyoruz. İlmi ezeli bizi terbiye için konuşuyor.
İşte o her bir kelimeyi biz bir hazinenin anahtarı gibi olduğunu bilerek okuyacağız. Acaba diyeceğiz, bu hangi hazinenin anahtarı ki? Hazine çıkacak bunun arkasında. Alıp da, anahtarı ele alıp da bu demirden yapılmış. Dökme, yok elle yapma diye anahtarı böyle alıp, anahtarın bizzat kendisini konuşmaya başladın mı, eline bir anahtar verdi. Kur'an olmaktan çıktı da. Bununla hangi hazineler açılıyor dedin mi, Kur'an okuyorsun. Yani Kelamullah'a muhatap oldun demek. Çok çok ilginç, çok çok müthiş, çok önemli bir olay. Anahtarı eline aldın mı, ne yapacaksın? Anahtarı alacaksın. Bu bir anahtardır. Hangi kapıyı açacak? Hemen ben anahtarı bırak artık şimdi. Anahtarı aldın bırak dedim. Anahtarın üzerinde bunun kaç tane dişi var, yok şu cins anahtardır, yok şu markadır. Bırak onları. Yani bu hangi kapıyı açması lazım bu anahtar diye. Baktığın zaman kapı bulacaksın o zaman. Ama insan anahtarın içinde boğulup kaldığında hiçbir kapı görmüyor. O zaman başlıyor kelime yapısına, bilmem nesinden boğulup gidiyor. Kur'an'ı imanın hakkaniyetinin insan tarafından özümsenmesinde bir eğitim kitabı, bir terbiye kitabı olmaktan çıkartıyoruz. Bana hepimiz için çok önemli bir usul bu. O zaman Kur'an'ın Kur'an insanın yaratılışını şu aşamalarda anlattı. Bak bilimsel olarak da böyle görünüyor. Çok cüz'i bir olay. Çok cüz'i bir olay. Evet, o da bir vakı ama çok cüz'i. Kur'an'ın maksadında, hedefinde o çok küçük bir yerde bakıyor. Kur'an bize sırf sizin bilmediğiniz dünya insanın gelişiminde üç aşamadan, karanlık aşamadan çıkarttık demez. Kur'an bir yani ümmi bir zat tarafından söylenmesine rağmen çok harika sonradan insanların keşfettiği bazı olayları söylemiş. Güzel, mucize oldu ama Kur'an'ın terbiyesine girme açısından bunların hepsini Kur'an'ın iman esaslarını terbiye eden, talim eden, öğreten bir kitap olmasını nazar itibari alarak baktığımızda onun manası bir defineyi açacak. O kelimelerin elbirisi bir anahtarken define açar hale geliyor. Yani burada sirat kelimesi için, tecrü kelimesi için. Yani bakın herkesin bildiği lamba. Ama ondan bakacaksın bundan var. Ne için bunu kullandı? Kur'an'ın lamba tabiri neyi ifade eder deyince şimdiye kadar okuduğumuz manalar genel olarak bize tevhidi anlattığını, her halimizin, her anımızın onun tarafından bize ikram edilmek üzere kasten yaratıldığını söylüyor. Onu anlayacağız, onun ihtimali. Mesela ve ceale şemse siraca dediğimiz zaman Allahu Ekber geçiyor. Niye? Güneş bir lamba olan yere geldi. Öyle bir Rabbimiz var. Güneş onun bir lamba yaptığı bir yerdeyim ben. Subhanallah. Bu andan çok dikkat istiyor. Yoksa bilgi değil. Dikkat istiyor. Dikkat. Bir hareket sonucunda böyle bir çekirdek bile görüyor. O onlar binlerce esma ediliyor. Yani o bir hareket o zaman şey gibi geldi. Yani, sanki o noktaları gösteriyor. Yani o mesela çekirdek gibi bir süreç. Mesela ağaç olur. Hani güneşin mesela o hareketi mesela
bir çekirdek burası kılıyor ama ondan son bir ağaç var. Yani çekirdeği diyor. O ağacı görmedi. O çekirdeği söylüyor. O sen ağacı göreceksin. Mesela Hazreti Eyüp Aleyhisselam'da o sözde o hareketle o çekirdek ondan çiçek olan o ağacı o. Ağaç kastediyorsan onu araştıracaksın, onu bulacaksın ki kelam-ı ezeliyi şu ihni ezeliye muhatap olduğunu, kelam-ı ezeliyi okuduğunu, ona muhatap olduğunu anlayasın. O zaman bana böyle diyor, öbürüne böyle diyor. Herkesin kendisinin bir saray anlayışı var. O saray anlayışında bir lamba güneş diyor. Şimdi sen kendi saray anlayışını düşün. Bazısına göre saray anlayışı işte çok güzel, oh, gecemiz gündüzümüz uykumuza göre gündüzümüz de ihtiyacımızı karşılayacağımız şekilde aydınlanacak şekilde hazır bir evdeyiz diyor. Öbürü bir saray anlayışında en ince detaylarına varıncaya kadar nukuşun, nakşın inceliklerini görüyor ve o inceliklerde ihsanat-ı ilahiyenin nasıl insan duygularına en muvafık olacak şekilde bir yer hazırladığını anlıyor. Herkesin anlayışı, anlayış kapasitesi ihtiyacına göre değişir. Ama niyet farklı olacak. Allah. Bu da çok güzel. Daha sahil kelimat-ı Kur'aniye'yi bunlara kıyas edebilirsin. Adeta basit, meyluf birer kelime iken latif manaların definelerine birer anahtar vazifesini görüyor kelimeler. İşte ekseriyetle uslubu Kur'an'ın geçen tarzlarda ulvi ve parlak olduğundandır ki bazen bir bedevi Arap bir tek kelama meftun olur. Müslüman olmadan secdeye giderdi. Bir bedevi fasda bima tu'mer kelamını işittiği anda secdeye gitti. Ona dediler Müslüman mı oldun? Yok dedi. Ben şu kelamın belavatına secde ediyorum. Yani bir küçücük bir cümleyle, üç kelimelik bir cümleyle fasda bima tu'mer ile ne kadar belli bir ifade var, arkasında ne kadar derin manalar yattığını anlatıyor. Peygamberin risalet vazifesini ne kadar güzel ifade ettiğini görüyor orada. Evet, dördüncü nokta, lafzındaki fesahati harikasıdır. Evet, Kur'an lafzında. Şimdi üçüncü noktada uslubundaki harikalık. Dördüncü de lafzındaki fesahati harikasıdır. Harika fasihliğidir. Evet, Kur'an manen uslubu beyan cihetiyle fevkalade belli olduğu gibi lafzında gayet selis bir fesahat vardır. Lafzında da selis, akıcı bir fesahat vardır. Fesahatın kat'i vücuduna usandırmaması delildir lafzında. Ve fesahatin hikmetine, fenni beyan ve maaninin dahi ulemasının şehadetleri bir burhan-ı bahirdir. Yani bu konuda belagat alimleri, onun fesahatine şahitler. Biz belagat ilmini bilmiyorsak fesahatini de anlamakta sınırlı olacağız. Evet, binler defa tekrar edilse usandırmıyor. Belki lezzet veriyor. Küçük, basit bir çocuğun hafızasına ağır gelmiyor. Hüsnet edilir. Fırın Ali'ye Kur'an ezberlemeye başlayabilir. Şimdiki şartlarda senin aile yapın falan bilmiyorum ama ezberler yani. Hiç. Ya hem böyle inanamıyorum. Sen ezberleyemezsin o ezberle. Çok rahat. Şu beş defa okuyorsun. Öyle akıcı ki hiçbir şey bilmediğini zannettin. Anlatsın. Ezberliyor. İfade. İfadedeki fesahatten, felasetten, akıcılıktan geliyor.
en hastalıklı, az bir sözde müteezzi olan, rahatsız olan bir kulağa nahoş gelmiyor, hoş gelmiyor. Konuştuğun zaman rahatsız oluyor. Kur'an okuduğun zaman gelmiyor. Sekeratta olanın damağına şerbet gibi oluyor. Allah! Düşünün, kendinizi sekerat halinde olduğunuzu düşünün. Öldüm, öleceğim. Hiç, ya, acı da çekiyorsunuz çünkü ruh cesedi terk ediyor. Önemli bu olay oluyor Rabbimiz. Bu çok önemli bir olay. Dikkat edin diye onu rahat olmayabildiğini de düşünün. Ölüm anının. O anda size okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bakın dünyada neler geliyorlar. Ölüm anınızı düşün. Fatiha'yı okuyun kendiniz. Maliki yevmiddin. Ah, biz nasıl bir dünyadayız? Kimdi bizim sahibimiz? Bir düşünün. Tekrar tekrar okunmasını ve hatırlatılmasını isteriz. Sekeratın acı halinde bile eğer bir hastalık söz konusuysa, yani susun artık, ben bunları duymak istemiyorum demez, bilakis bunları hatırlatın. Ya zemzemeyi Kur'an onun kulağında ve dimağında aynen ağzında ve damağında zemzem gibi nezil geliyor. Yani sanki susamış bir insanın su içerken aldığı lezzet gibi o da dimağında, kulağında lezzet kaynağı oluyor. Usandırmamasının sırrı hikmeti şudur ki Kur'an kulube kut ve gıda. Kut gıda. Ve okule kuvvet ve gınadır. Anladık değil mi? Kur'an kalplerin gıdası, akılların kuvvetin gınasıdır. Yani aklın malzemeleridir. Aklın ihtiyaçlarını karşılayan malzemedir. Gına. Ona yeterli malzemeyi verir. Ve ruha ma ve ziya. Ruh için sanki su ve ışık gibi. Ve nüfusa, nefislere deva ve şifa olduğunda usandırmaz. Demek ki Kur'an bu özellikleriyle usandırmaz diyor. Biz ne anlayacağız? Kur'an'ı nasıl muhatap olacağız? Ömer şifre veriyor. Kur'an'a kalbinin ihtiyaçlarını karşılayan kaynak. Gıda ihtiyacını. Kalp ne istiyor? Ne arz ediyorsun? Kur'an o ihtiyacı karşılayan kaynak. Okul ne istiyor? Malzeme istiyor değil mi? İkna olacak. Kur'an o malzemeyi veriyor. Ona göre okul. Aklında malzemelerini tedarik eden kitaptır diye okul. Ruh ne istiyor? Böyle ebedi bir saadette husur-i ilahi de olmayı istiyor. En sevdikleriyle her zaman beraber olmak istiyor. En hoş hali yaşamak istiyor. Ruhun ziyası Kur'an'da bak. Ruhun ihtiyacını Kur'an sağlıyor. Dikkat et. Sana senin kimin Rab kulu olduğunu gösteriyor. Ve nüfusa bakın en önemli noktaya geldik mi pratikte? Nefislere deva ve şifa. Yani bizim cismani hayatımız var ya, ben nüfustan onu anlıyorum. Şu cismani hayatımızın maddeten yaşadığımız hayatta eğer huzur bulmak istiyorsan, şifa bulmak istiyorsan Kur'an'a bak, Kur'an'dan gelen mesaj ile dünya hayatını tanzim et. Nasıl maddeten huzur bulacaksın, sıkıntılardan kurtulacaksın. Maddeten gerilimli hallerden hepsini.
nüfusa nefsin o saldırıları vardı ya. Şöyle isterim, şöyle olsun diye böyle olmuyor. Kur'an onlara şifa verir. Ya onun için Kur'an usandırmıyor. Çünkü ihtiyaçları karşılanıyor. İnsanın çok değişik ihtiyacı var. Kur'an onu karşılıyor. Her gün ekmek yeriz usanmayız. Fakat en güzel bir meyveyi her gün yesek usandıracak. Demek Kur'an hak ve hakikat ve sıdk ve hidayet ve harika bir fesahet olduğundandır ki usandırmıyor. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi teravetini, tazeliğini, halavetini, tatlılığını da muhafaza ediyor. Her zaman. Her zaman senin karşında. Kur'an eskilerden bahsediyor, hiç demiyoruz değil mi bunu okuduktan sonra? Çok önceden gelmiş, önceki olaylara göre konuşuyor. Benim bugünkü dünyamla ilgisi yok. Ruh sende, akıl sende, kalp sende, nefis sende şu anda. Onların ihtiyacını karşılayan bir kaynak var herhalde. Sen şu anda sana Allah konuşuyor, sana konuşuyor. Senin Halık'ın sana şu anda konuşuyor. Tazeliğini, hiç gençliğini, tazeliğini hiç kaybetmiyor. Biz Kur'an'ın ya bu eski olaylardan bahsediyor. Eski şartlara göre hazırlanmış dediğimizde demek ki Kur'an tarih kitabıyla okuduk. Ansiklopedi. Ben böyle tarihten daha çok ansiklopedik gibi Kur'an okunmasını, Kur'an okuduğumuzu düşünüyorum ve onun için Kur'an'dan faydalanamıyoruz. Kur'an okuduğumuz zaman ruhumuz inşirah ediliyor. Kalbimiz mutmain olmuyor. Aklımız tamam, doğru söylüyor demiyor. Nefsimizin talepleri Kur'an okuduğumuz zaman karşılandığını hissetmiyor. Yani şifa bulmuyor. Nefsimiz sürekli vesveselerle uğraşır ya. O vesveseler şifa bulmuyor. Bu sefer maalesef nefsimiz şifa bulmayınca başka kaynaklarla nefsimizi şifa buldurmaya kaplar, kudaslar. Nefsin getirdiği hani nefsin tahakkümüyle çıkmış olan fiziki yaralarım, dünyevi hayatımızın mahvı. Evet. Daima gençliğini muhafaza ettiği gibi teravetini, halavetini de muhafaza ediyor, tatlılığını da muhafaza ediyor. Hatta Kureyş'in rüyasından mudakkik bir veli müşrikler tarafından Kur'an'ı dinlemek için gitmiş, dinlemiş, dönmüş, demiş ki şu kelamın öyle bir halaveti ve teraveti var ki kelam-ı beşere benzemez. Ben şairleri, kahinleri biliyorum. Bu onların hiç sözlerine, bu yani Kur'an onların hiç sözlerine benzemez. Olsa olsa etbaımızı kandırmak için sihir demeliyiz. Yani, bu bir sihir gibi bir şey demiş demek ki. İşte Kur'an-ı Hakim'in en muannet düşmanları bile fesahatinden hayran oluyorlar. Ne diyorlar? Sihirdir. Sihir yapıyor Muhammed diyorlar. Demek ki bir harika olay var. Evet, adına sihir diyor. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinde, kelamlarında, cümlelerinde fesahatin esbabına izah, fesahatin sebeplerini göstermek için çok uzun gider. Bunu izah edecek olursak de çok detaylı çalışmak lazım. Göstermek lazım. Onun için sözü kısa kesip yalnız numune olarak bir ayetteki huruf-u hecaiyenin vaziyetiyle hasıl olan bir selaset ve fesahat-i nafsiyeyi, bu akıcılığı, nafsındaki fesaheti ve o vaziyetten parlak bir lemayicazı göstereceğiz. Bir örnek verecek ama şimdi nasıl yorulduk mu? İşte ne yapalım? Okuyalım burayı. Burayı okuyup fesaheti. Burada burayı okuyalım. Çünkü harfler falan, harflerin yumuşaklığı, harfleri anlatacak. Biz onları çok bilmediğimiz ve o detaya da girebilecek bir yani
belagat ilmine sahip olmadığınız için biraz şimdi okuyup geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ İlâhîr. İşte şu ayette bütün huruf-ı heca mevcut. Yani huruf-ı heca ne dersen gerek yok diyor. Onları saymaya. Hepsi mevcuttur. Bak ki sakin, ağır, bütün aksam-ı huruf beraber olduğu halde selasetini bozmamış. İşte ama bunu bilmiyorsak bilmiyoruz. Yani ağır, sakin harfler, hafif harfler onları. Belki bir revnak ve muhtelif tellerde mütenasip, müçesanit bir name-i fesahet kalmış. Hem şu lem'ay-i icaza dikkat et ki huruf-ı hecadan ya ve elif en hafif ve birbirine kalp olduğu için yani ya ile elif Arapça edilenlerdedir birbirine dönüşebilir. Çok meşhur. Yani Arapçanın temel özelliklerinden birisi. İki kardeş gibi her birisi 21 kere tekrar var. Mimillemnun Hase temmin dahi nundur. Evet. Birbirinin kardeşi ve birbirini yerine geçtiği için her birisi 33 defa tekrar edilmiş. Sin, şin, sad, mahreççe, sıfatça, sağça kardeş oldukları için her biri 3 defa. Ayn, gayn kardeş olduğunda oldukları halde ayn dahi hafif 6 defa. Gayn sıkleti için yarısı olarak 3 defa zikredilmiş. Ka. Televizyon oldu. Ağır bir ifade ses veriyor. Zal, ze, kul, zu, ze. Mahreççe, sıfatça, sesçe kardeş oldukları için her birisi ikişer defa. Lam ve elif ile beraber ikisi lam elif suretinde iddia ettikleri ve elif lam elif suretinde sesi lamın yarısıdır. Onun için lam 42 defa, elif onun yarısı olarak 20 defa zikredilmiştir. Hem efendim 21 defa zikredilmiştir. Hem de ha ile mahreççe kardeş oldukları için kardeş oldukları için hem de 13. Burada bir haşiyede ne diyor? Hem de melfuz ve gayrı melfuz olarak yani telaffuz edilen veya telaffuz edilmeyen haliyle 25'tir ve hemzenin sakin kardeşi elif yani hem de telaffuz edilir. Çıkınız. Yani sükunlu halinde oldu. Mekkul'daki ne gibi elif. Ben 3 derece yakındı. Zira hareket 3'tür. Neyse bunlar artık o ilim bilenler biliyor. Biz bilmiyoruz. Ya 13 ha 1 derece daha hafif olduğu için 14 defa daha fazla. Kaf kardeş oldu. Kaf, fe, kaf. Kardeş oldukları için kafın bir noktası fazla olduğu için kaf 10, f 9, kaf 9, ba 9, ta 12, ta'nın derecesi 3 olduğu için 12 defa 12 defa zikredilmişti. Ra lamın kardeşidir fakat ebced hesabıyla ra 200, lam 30'dur. Ra daha 6 derece yukarı çıktığı için 6 derece aşağı düşmüştür. Hem rahat telaffuzla tekerrür ettiğinden sakin olup yalnız 6 defa zikredilmiş. Dal, se, ha, hı sıkletleri ve bazı cihat-ı münasebat için birer defa zikredilmiştir. Vav, ha'dan ve hemzeden daha hafif ve ya'dan ve eliften daha sakin olduğu için 17 defa sakin hemzeden 4 derece yukarı, hafif hemzeden 4 derece aşağı zikredilmiştir. İşte hurufun bu zikrinde harikulade bu vaziyeti muazzama ile ve o münasebeti hafiye ile o güzel intizam ve o dakik ve ince nazım ve intizam ile 2 kere 2, 4 derecede gösterir ki beşer fikrinin haddi değil ki şunu yapabilirsin. Tesadüf ise muhaldir ki ona karışsın.
İşte şu vaziyeti huruftaki intizam acip, şu harflerin vaziyetindeki şu acayip düzen ve nizam-ı garip, selaset ve fesahat-ı lafziyeyi medar lafziyeye, lafzın fesahatine ve selasetine medar olduğu gibi, sebep olduğu gibi daha gizli çok hikmetler bulunabilir. Madem hurufatındaki böyle intizam gözetilmiş, elbette kelimelerinde, cümlelerin manalarında öyle esrarlı bir intizam, öyle envarlı bir intizam gözetilmiş ki göz görse maşallah, yani göz gördüğü zaman bunu anlayan birisinin gözü görünce maşallah, akıl anlasa maşallah diyecek. Ne kadar güzel yaptı diyecek. Bu bizim bilgi alanımızın tamamen dışında, bu işin cahiliyiz. Onun için böyle okuduk. Böyle bir şeyler de varmış. İlgilenenler çalışsınlar. Merak edenler. Ne ilgilenmek? Harf. Değil. Bu harflerin değerleri, ağırlık, hafiflik, böyle selaset anlıyorsun. Bunun ayrı bir ünlü var mı? Demek ki... Arapçayı her bilen bilir mi? Yok canım. Özel olarak tanışmakta ne bileceksin? Tanışacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilmune la illa ma'allamtena inneke entel alimu hakim ve ahru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.